Gizem yüzündeki bu gülümseme ve iyiyim demek için tam 6 yıldır bekliyor. Şu anda nasıl hissediyorsun Gizemciğim? Çok geçmiş olsun. Çok iyi hissediyorum kendimi. Yaman abi her şeyi borçluyum çünkü o beni yanlış yoldan doğru yola yönlendirdi. Gizem 20 yaşında, güzeller güzeli bir genç kız. Ona aynı anda hem karaciğer hem de böbrek nakli yapıldı. Bu nakiller sayesinde Gizem hayata tutundu. Her şey ortaokul son sınıftayken başladı. Kızımız orta sona kadar çok sağlıklıydı, çok enerjikti. Yani doktor kontrolü altındaydı. Orta sonda rahatsızlığı ortaya çıktı. Yürüyen, koşan, enerjik bir çocuğun bu hale gelmesi yani bizleri çok üzdü. 20 yaşındaki Gizem'in 9 yaşında gibi görünmesine bir tür karaciğer hastalığı sebep oldu. Doğuştan bir enzim eksikliği var. Karaciğeri tamamen normal olmasına rağmen bir enzimi üretemediğinden bütün vücudu oksalat kristalleri dediğimiz, bu oksaloz diye bir hastalık, oksalat kristalleriyle birikmeye başlıyor. Önce böbrek yetmezliği başladı, ardından da kalp ve gözde kireçlenme oluştu. Bunun sonunda da ameliyat edilemez duruma geliyor. Birçok insanı biz bu şekilde kaybettik. Gizem'e uzun süre teşhis konulamadı. Gözlerinin önünde eriyen kızlarını kurtarmak isteyen aile çaresizce hastane hastane dolaşmaya başladı. Keşke bu duruma gelmeden teşhis edilip de tedavisi yapılsaydı bu sıkıntıları yaşamazdık. Her gün gözümüzün önünde kızımız eriyordu. En sonunda kızlarının hastalığını öğrenen aile çok acil olarak aynı anda hem karaciğer hem de böbrek nakli yapılması gerektiğini öğrendi. Gizem ve ailesinin 6 yıldır hasretle beklediği nakil nihayet gerçekleşti. 9 yaşında beyin ölümü gerçekleşmiş bir çocuktan alınan karaciğer ve böbrek Gizem'e nakledildi. Sağlık Bakanlığı çok önemli bir hareket yaptı ve bu hastaya bir öncelik tanıdı. Karaciğer böbreğini herkesin önüne geçirip bu şansı verdi. Eğer bu şansı Sağlık Bakanlığı vermese zaten böyle bir kurtulma ümidi olmayacaktı. Şu anda böbreği ve karaciğeri sağlıklı bir insan gibi çalışan Gizem'in babası ise konuşmakta zorlanıyor. İfadede zorlanıyorum. Mutluluk. Ama bu sevinç gözyaşları, mutluluk gözyaşları. Biz 19 Eylül'ü yeni bir doğum günü yapacağız. Bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan Gizem'in en büyük isteği ise en kısa sürede iyileşip okuluna devam etmek.